DEHA TV ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler. Güncel programında sizlerle buluştuk. Sağlıktan bir konumuz olacak. Sağlıkla ilgili hep koronavirüsten bahsediyoruz son dönemde. Çünkü vaka sayılarında ciddi bir artış var. Ne yazık ki can kayıplarını da bizler sizlere haber bültenlerimizde aktarıyoruz. Ancak hayatımızda hemen hemen birçok yerden duyduğumuz bir başka kritik sağlık sorunu var ki o da bel fıtığı. Şimdi bu konuda oldukça uzman bir isim bize bilgiler verecek. Eğer sizlerin de merak ettikleri olursa bel fıtığı ile ilgili sorularınızı yine WhatsApp ihbar hattımızdan sizler de yönlendirebilirsiniz diyerek başlayalım. Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Sayın İlker Solmaz hocam bizlerle. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Şimdi tabii sizin aslında uzmanlık alanınız çok geniş kapsamlı ama biz bugün özel olarak bel fıtığından bahsedelim. Evet. Cem Yılmaz'ın esprisi geliyor artık aklımıza her bel fıtığı dediğimizde ama aslında milimetrik işlem yapılan, aslında çok hassas olan bir rahatsızlıktan bahsediyoruz. Bu anlamda genişletmek gerekirse dilerseniz söze bel fıtığı nedir diye başlayalım. Evet, Cem Yılmaz'dan örnek verdiniz. Cem Yılmaz'ın da ameliyatına girdim ben. Öyle o ameliyatta o ekipte vardım ben de. Evet, oradan selam göndermiş olayım. Bel fıtığı bizde en çok yaygın, en çok duyduğumuz, halk arasında da en çok konuşulan, gördüğüm ve gözlemlediğim kadarıyla hastalıklardan birisi. Ama maalesef yanlış bilinen bir hastalık. Biz hep bel ağrısı, bel fıtığı gibi algılıyoruz. Bel ağrısı sadece bu işte hastayı bizlere ulaştıran bir şikayet, bir semptom. Bel fıtığı nedir? Ben onu özetleyeyim. Omurgamız var bizim insanın vücudunda, kemiklerden oluşuyor ve vücudumuzu taşıyan ana yapı da omurga. Ve omurgalar, omur dediğimiz kemikler ve bunun arasındaki diskler, yani o yastık görevi yapan, o omurların basınç altında birbirini sürtünüp aşınmasını önleyen yapılardan oluşuyor. Bu disk yapıları zamanla, yaşla içerisindeki o daha su yapısını kaybettikçe bozulmaya başlıyor ve işte o noktadan sonra yapılan zorlamalar, ağır kaldırma, ağır iş, düzensiz vücut postürü, çok ayakta durma gibi sebeplerden bu dejenerasyonla, bu fıtık yani disk kapsülünü aşıp sinir köklerine temas etmeye başlaması noktası biz bel fıtığı ya da tıbbi ismiyle lomber disk hernisi olarak adlandırıyoruz. Bunun da tabii bel ağrısı, bel fıtığı denmesinin en büyük sebebi de ilk bulgusunun genelde bel ağrısı olması sebebiyle. Evet, bel ağrılarının da büyük bir kısmı zaten tetkik ettiğimizde bel fıtığıyla sonuçlanıyor. Evet. Tabii şimdi belirti anlamında bel ağrısı tabii ki oldukça önemli ama diğer belirtileri de var bildiğimiz kadarıyla. Çünkü ciddi bir noktadan bahsediyoruz. Yani omur bizim hareket ettiğimiz o sinirlerimizin de geçtiği omurga bu baskıyla beraber daha ciddi boyutlara ulaşabildiğini de duyduk. Sadece bel ağrısı değil. Şimdi nasıl anlarız? Evet. Belirtiler neler? Bu noktada da bilgiler verelim isterseniz. Şimdi bel ağrısı uyarıcı. Hastayla bizi buluşturan en önemli semptom demiştim. Bel ağrısı tek başına bel fıtığı için yeterli değil. Birçok bel fıtığı evet sadece bel ağrısı noktasında karşımıza çıkıyor. Daha ilerleyen birazdan şimdi bahsedeceğim bulgular daha sonra geliyor ama biz genelde beyin cerrahları olarak ya da spinal omurga ile uğraşan cerrahlar diyelim. Bu belle kalmayıp kalça, bacak, ayak uçlarına doğru inen ağrı, uyuşma, elektriklenme de tabloya eşlik ettiği zaman dört dörtlük bel fıtığı şüphesini taşıyoruz. Neden böyle oluyor? Dediğim gibi bu bozulan disk yapısı sinir köklerine bastığı zaman işte o sinirin çalıştırdığı kas grupları boyunca aşağı kadar inen, kimi zaman ileri düzeyde kuvvet kaybına yol açan, kimi zaman ciddi derecede uyuşma, karıncalanma oluşturan bir tablo karşımıza çıkıyor. İşte asıl bel fıtığı çoğu zaman da siyatik derler ya. İşte o siyatik sinir, o aşağı doğru inen. Tüm bacak boyunca evet, devam bacak eden. Boyu. Aslında biz bunu kastediyoruz. Bu noktaya geldiyse bu yanına bir de görüntüleme yöntemiyle, muayene artı görüntüleme yöntemiyle gördüysek zaten
bel fıtığı konuluyor artık. Tabii. Hı hı. Ama bazı bulgular ya da bazı hastalıklar var ki benzer bulgular oluşturabiliyor. Hı hı. Yani bir bel kaymasında da buna benzer ağrılar görebiliyorsunuz. Bir omurilik, omurga tümöründe de buna benzer bulgular görebiliyorsunuz. Hı hı. Bir kas spazmı, kas sıkışmasında da buna benzer bulgular görüyorsunuz. Evet. Ama tabii bel fıtığı olduğunu söyleyecek kişi bu işi yapan profesyoneldir. Yani hani kulaktan dolma, sende bel fıtığı vardır, bende aynısı vardı tablosu değil. Yani bunları taşıyan hastalarımız olduğu zaman, yani insanlarımızda bunu ben bacağım ağrıyor, kalçam ağrıyor, ayağım uyuştu diyorsa hemen bir yakın uzmana, bir uzmana görünmelerini tavsiye ediyorum. Gerekiyor. Şimdi tabii bu bahsettiğimiz şehir efsaneleri espri tarafından çıkarsak şöyle bir durum var. Bel fıtığı mısın, parmak ucunda durabiliyor musun gibi. Evet. Hani bunların hepsi doğru olmayan, daha doğrusu yanlış bilinen doğrular diye de adlandırabiliriz. Bu anlamda verdiğiniz bilgiler çok kıymetli. Çünkü bu belirtileri gördükten sonra zaten hemen uzmanına gitmek gerekiyor. Ve ben her zaman şunu ifade ediyorum. Her işin uzmanına gitmek gerekiyor. Boşuna uzmanlaşmıyor bu kişiler diye de altını çiziyorum. Şimdi her bel ağrısı bel fıtığı değil. Evet. Az önce söylediklerinizden bunu anladım. Ancak bunun tam bir ayırdı var mıdır acaba? Yani dönem dönem mesela ben biraz kendimden örnek vereyim. Belimi üşüttüğüm zaman o siyatiğin böyle hani gerilme dediğimiz, çekme yapıyor dediğimiz kısmını hissediyorum. Evet. Şimdi bu da bel fıtığı değildir herhalde, değil mi? Yani tüm bu belirtiler direkt bel fıtığıdır'ı da getirmemeli beraberinde tabii, galiba. Yani bunu biraz önce de söylediğim gibi o bölgedeki bacağımıza kadar inen, ayaklarımıza kadar inen siniri irite eden ya da dokunan ya da onu hasar bırakan her şey zaten aynı semptomları verir. Gösteriyor. O sinir boyunca, siyatik boyunca. Siyatikteki bir sinirin kendi tümörü bile ya da siyatiğin kalça içinden geçtiği yol üzerindeki bir sıkışıklıkta bile bunları zaten aynı bulguları göreceğiz. Dediğim gibi bel kaymaları en çok gördüğümüz diğer konular. Dar kanal, omurilik kanalının daralmasına da sinir bası altında olduğu zaman benzer klinik karşımıza çıkar. Burada önemli olan hepsi için geçerli. Hastanın muayenesi. Aynı hastalık grubunun aynı şikayetlerle gelince zaten biz illaki bir görüntülemeyle ne olduğunu görüyoruz. O yüzden demek istediğim şu. Bende de bu vardı. Belim ağrıyordu. Bacağıma iniyor. Sende de şu var. Hayır. Bu anlattığım hastalıkların hepsi bel fıtığıyla aynı bulgu ve semptomlara sahip olabilir. Onu biz göreceğiz. Biz film çekeceğiz. Ondan sonra diyeceğiz ki bakın sizde örnek veriyorum. Sağ L4-5 bölgesinde fıtık var. Ya da sağ 4-5-1 bölgesinde fıtık var. Ya da L4-5 kaymanız var. Bunu biz diyebiliriz ancak. Hepsi eşittir. Bel fıtığı değil. Evet. Şimdi tabii buraya kadar aslında tanı ve teşhis noktasında yönlendirmelerimizi yaptık. Şimdi buradan sonra tedaviye de geçmek gerekiyor galiba. Evet. Tek yöntem cerrahi uygulama mıdır? Yoksa her bel fıtığına aynı yöntem mi tavsiye edilir? Bu noktada da ayrımına varmak önemli galiba. Çünkü şunu biliyoruz ki biraz ameliyatlardan da ürküyoruz. Hani en basit ameliyat gibi biraz anlatılsa değil. Da biraz aslında değil. Bel fıtığı olabildiğince incelik gerektiren de bir ameliyat gerektiriyor. Evet. Cerrahi müdahale gerektiriyor. Şimdi o kadar bu konuda, önce bu soru için teşekkür ediyorum Eylem Hanım. O kadar ince bir nokta ki bu. Çünkü genelde insanlarımızın bu konuda kötü tecrübeleri olan hastaları dinlemişler hep. Yani aman sakın ameliyatlar denirse olma. Çünkü ben oldum, daha kötü oldum. Oldum, bir daha oldum. İşte yürüyerek gittim, böyle çıktım gibi. Bu doğru değil. Yani şimdi onları anlatayım ben. Çünkü önemli, en önemli noktası bence bu işin. Zaten biz de hep bunu söyleriz. Bel fıtığı hastalarının hem yüzde küçük bir bölümü ameliyatlıktır. Yani %3-5 diyelim. Hani olayı özetleyebilmek için. Evet. Zaten o kadar bir oran bile olsa ki çok bir hasta grubuna karşılık geliyor. Bunda muayene önemli. Muayenede fıtık var ama herhangi bir kuvvet kaybı yaratmamış. Yani hastanın kas gücü yerinde. İdrarı
büyük tuvaleti bunlarla ilgili bir sıkıntı yaratmamış. Sadece ağrı, bacağa inen uyuşması var. Zaten birinci tedavi yöntemi kas gevşetici, ağrı kesici ilaçlar, istirahat. Cerrahi hemen akla gelecek bir seçenek değil. Evet. Önce zaten hastayı gördüğümüz zaman diyoruz ki evet sizde bu var ama şu an çok acil değiliz. Aciliyetimiz yok. Bu biraz 4-6 hafta genelde kabul gören süre. İstirahat de gerileyebilir. Bu süreci başlatıyoruz. Ama tabii bu süreci başlattığımız zaman hastalara 6 hafta kitap böyle diyor, siz gidin 6 haftadan önce gelmeyin demiyoruz tabii ki. Yani diyoruz ki bu ilaçları şu dozlarda günlük kullanacaksın. Şu şekilde genelde sırt üstü ya da yan yatmalarını istiyoruz. Zorunlu ihtiyaçların için kalkacaksın. Onun dışında 3-4 gün kati bir yatak istirahati. Ondan sonra bir görüşelim. Bu telefonla da olabilir. Gelebiliyorsa kendi de gelebilir. Bu şekilde bir süreçte gidiliyor. Şimdi bu süreçte geldik. Ben adım adım gideyim. Bu süreçte geldik. Hasta evet, birçoğu, emin olun Eylem Hanım, birçoğu rahatlıyor. Yani bir aydan sonra bu hastanın büyük bir kısmında bize ilk gün geldiği klinik tamamen kaybolmuş olabiliyor. Sıkıntılar azalmış oluyor. Ya da en aza inmiş olabiliyor. Ama yine onu hatırlatıyoruz, yine söylüyoruz. Bu böyle olsa dahi kısa bir süre 6 haftada iyileşti demek değil. Bu belki aylar sürecek. Yani 3 ay, 5 ay, 1 yıl. Her şey normale girdiği bir dönemde hastanın yapacağı bir ters hareket ya da zorlamayla en başa döneceğiz. Bu bir süreçtir artık. Yani bundan sonraki tabloyu bu şekilde anlatıyoruz. Bundan sonraki süreçte neler yapacaklarını biraz daha sonra anlatayım isterseniz. Çünkü tedavi kısmından gideyim, cerrahi kısmından gideyim. Bu süreçte sıkıntı olmaması için neler yapacaklarımızı da en sonunda konuşalım. En sonunda belirtelim. Evet. Şimdi bu arada tabii başka alternatif yöntemler var. Evet. Bakın, onlar ne? Onları da onlardan da bahsedeyim. Cerrahiye gelmiyorum henüz. Dikkatinizi çekiyorum. Henüz ameliyatlı gelmiyorum. Ama ameliyatın bir altını çizelim. Eğer hasta ani bir kuvvet kaybı, işte parmak ucunda yürüyememe ya da topukların üzerinde vücudunu taşıyamama ya da idrar ve büyük tuvalet kaybı gibi bir aciliyet varsa bu zaten hemen cerrahidir. Bunun dışında 4-6 hafta, 1 ay, 1,5 ay, 2 ay hasta yattı. Hayat konforu çok kötü. Bir türlü rahatlama sağlanmadı. Radyolojik olarak da orada bir fıtığı var. Bu da bir ameliyattır. Çünkü artık siz hastayı belli bir süre istirahat ettirmişsinizdir. Hasta günlük rutinine dönemiyor. Yani iş gücü kaybı, maliyet kaybı, maddi kayıp artı devamlı ağrılı bir ortamda gelişen bir ruh bozukluğu, depresyon, beraberinde yaşadığı aile fertlerine sirayet eden bir sıkıntı. Bu da bir ameliyat sebebidir. Evet. Bunları geçtik. Ondan sonra şimdi en çok yanlış algılanan ve sorulan soru da bize hep budur. Benim fıtığım var. Evet, sizin fıtığınız var. İşte falanca, yine falancadan örnek verelim. Belden iğne yapılıyormuş. İşte bana da yapar mısınız? Şimdi aslında alternatif tedavi yöntemleri denilen bunları kastediyoruz. Yani belden iğneler. Şimdi bu iğneler de tek sabit değildir. Yani belden iğne yapmanın da değişik metotları vardır. Her iğne aynı dozda aynı maddeyi vererek yapılmaz. İşte proloterapisi var, ozon terapisi var. Direkt fıtığın içine girip yakma şeklinde uygulanan radyo frekans yöntem var. Manuel terapiler var. Ama ona yapıldı, size yapılamaz. Çünkü o hastaya uygun bir tedavidir. Bunu ancak hekim karar verebilir. Cerrahi olmamış, olmadan bir adım önce diyelim. Bunu da teklif ediyoruz. Evet. Diyoruz ki bakın, sizin fıtığınız işte radyo frekansa uygun. Bunu deneyebiliriz. Anlatıyoruz. Sizinkine işte bir proloterapi yapılabilir. Nöral terapi yapılabilir. Bunlar aslında isimleri biraz böyle farklı gibi ama temelindeki sistem şu. Yani enjektörün içinde değişik. Burada fıtığı küçültmeye yönelik ya da oradaki bir reaksiyonu başlatıp hadisenin alevlenme aşamasını küçültmek için uygulanan diskin, yani fıtık içine ya da paravertebral dediğimiz kas çevresine uygulanan enjeksiyonlar. Ama her hasta için her tedavi uygun değil. Biz genelde bunları çok ileri düzeye gelmemiş, cerrahiye aday ama tam cerrahilik olmamış ama hiçbir şey de yok diyemeyeceğimiz belli bir görüntü hacmine ulaşmış, diski olmuş hastalarda evet deniyoruz. Ama uygun hastada, her hastada değil. Yine öbür yöntemler
açık cerrahiye geçmeden daha lateral dediğimiz, daha yana doğru olan fıtıklarda uygun durumlarda endoskopik cerrahiler. Yani endoskop eşliğinde cerrahi yapmadan küçük bir 1 santimlik diyelim bir kesi hattından endoskopumuzu sokarak oradan fıtık parçasını almak gibi bunları yapıyoruz. Gelelim şimdi cerrahi kısmına. Şimdi, en kritik kısmı burası ama ben şimdi izleyenlerimiz nasıl yani ona iyi gelen bana nasıl iyi gelmez diye de düşünebilirler. Ben bu noktalarda hep kendimden örnek vermek isterim. Çünkü gerçekten biraz sıkıntılı bir bünyeye sahibim. Hem alerjeniyim hem çok fazla reaksiyonum var. Her an her ilaca tepkime gösterebilirim. Riskliyim yani kendimi biliyorum. Kişiler de eğer kendilerini bilirlerse zannediyorum bu anlamda kafalarındaki soru işaretlerini cevaplayacaklardır. Biraz kendi vücutlarıyla tanışık olmaları gerekiyor. Sağa sola da kulağı kapatmak gerekiyor. Bir de en riskli kısmı burada internet artık. Evet. İnternetten her şeyi öğrenebildiğimizi zannediyoruz ama o kadar yanlış bilgilere ulaşıyoruz ki burada da yine şunun altını çizmek istiyorum. Yani bir beyin ve sinir cerrahı olabilmek için uzun yıllar neredeyse ömrün yarısı okuyarak geçiriliyor. Eğer herkes bu işi biliyor olsaydı zannediyorum hocama ihtiyaç olmazdı değil mi? En düz anlatımıyla böyle ifade edelim. Onun için sizlere ulaşmaları muhakkak ki gerekiyor. Şimdi cerrahi kısmı daha da önemli. Evet. Nasıl bir cerrahi işlem yapılıyor? Bunun sonrasında neler oluyor? Bunlardan da bahsedelim. Girişimizi yapalım sonra kısa bir ara verelim. Cerrahi işlem hangi boyutta gerekir? Buradan başlayalım sonra devam edeceğiz aranın ardından. Buyurun. Tabii ki. Cerrahi kısım tekrar edelim. İstirahat süresi doldu. Hasta hayat konforuna sahip değil. Psikolojik artık sıkıntılar başladı. Günlük işini gidemiyor. Evet. Aktivitelerin hiçbirini doğru dürüst yapamıyor. Bütün ev hal olarak rahatsızlık boyutuna ulaştı ve MR'ında da ki MR altın yöntemdir genelde bu tanıyı desteklemek için. Bu bir ameliyattır. Düşük ayak dediğimiz kuvvet kaybı geliştiğinde idrar büyük tuvalet tutamama gibi acil gelişen tablolarda biz artık diyoruz ki siz ameliyat olacaksınız. Yapılması gerekiyor. Evet. Dilerseniz devamında ameliyatın ne olduğunu, sonrasını ne yapmalar gerektiğini o konuda konuşalım. Evet, bilgileri de o zaman verelim. Çünkü reklam arasına da gitmemiz gerekecek. Değerli izleyenler, dediğimiz gibi sağlıkla ilgili son zamanlarda en çok konuştuğumuz konu koronavirüs olabilir ama birçok kişinin bende bel fıtığı var dediğini de biliyoruz ama bel fıtığı mıdır değil midir işte bunları ayırt etmek anlamında işin uzmanıyla sizleri buluşturmak istedik. Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Sayın İlker Solmaz bizlerle oldukça da önemli bilgiler verdi programımızın başından şimdiye kadar. Bunun sonrasında da artık kritik noktaya gelmiş ve cerrahi müdahaleyi gerektirecek noktada neler oluyor, daha sonrasında neler yapılmalı bunlarla ilgili ayrıntılı bilgileri de aktaracağız. Güncel programı devam edecek. Kısa bir aramız var, bizden ayrılmayın. DEHA TV ekranlarında güncel programı devam ediyor değerli izleyenler. Bugün Denizli Cerrahi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Profesör Doktor Sayın İlker Solmaz bizlerle bel fıtığından bahsediyoruz. Şimdi bel fıtığı nedir diye başladık. Sonrasında belirtileri nelerdir? Bunun üzerine alternatif yöntemler, tedaviler nelerdir diye konuştuk. Ve tabii en son geldiğimiz nokta işte en kritik boyutuna geldiği an cerrahi işlem. Bununla ilgili sohbetimize başladık ama kısa bir ara verelim dedik. Çünkü cerrahi işlem oldukça önemli. Nedir? Nasıldır? Nasıl yapılır? Bunlar da izleyenlerimize vermemiz gereken bilgilerden hocam. Cerrahi işlemden dediğimiz gibi söze girdik ama şimdi her ameliyat herkesi haliyle biraz ürkütür. Cerrahi işlem zor mudur bel fıtığında ya da bu işlem nasıl yapılır? Bu konuda biraz su serpelim vatandaşlarımızın yüreğine. Eynem Hanım, önce özür dileyerek program başlangıcında hafızamdan çıkmış. Ben tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü bir öğretmen çocuğu olarak kutlamak istiyorum. İyi ki varlar, iyi ki bizleri de yetiştirmişler diyorum. Ondan sonra sorunuza geçeyim. Peki. Şimdi beyin cerrahisi ameliyatları içerisinde pratikte en çok uygulanan şey evet bel fıtığı. Hani beyin tümörü de
boyun fıtığı da, diğer bel kayması, diğer ameliyatları da yapmamıza rağmen en sık, en pratiğimizin çok olduğu vakalar beyin bel fıtıkları. Şimdi aslında korkacağımız kadar bir olay. Evet. Çünkü ameliyatı hani bizler artık profesyoneliz. Bizim için çok rahat olsa da işin esasına baktığınızda mikroskop altında küçücük bir alanda çalışıyoruz. Tabii. Yani ufacık bir yer. Ve orada omuriliğin devamı, sinirler, her şey ufak bir alanda yapmaya çalışıyoruz. Evet. Elbette ki riski oluşabilecek komplikasyon dediğimiz istenmeyen tablodan sonra karşınıza çıkacak olay, tablo çok ağır. Bir hasta sadece bel ağrısıyla girip de bir komplikasyonla ayağında kuvvetsizlikle çıkmasını tabii ki açıklaması çok güç bir tablo. Mutlaka. O yüzden öncelikle zaten bu kadar alternatiflerin olması, her hastaya ameliyat demememizin en büyük sebebi bu. Yani ciddi bir ameliyat, nasıl biz bunu hasta ameliyatsız zarar görmeden iyileşecekse o yönde yoğunlaşıyoruz. Biz şimdi geldik ameliyatta artık kaçınılmaz olan hastalarımıza. Evet. Yani çok böyle duyulan kadar aman olma, aman şöyle olur, aman böyle olur bir teknoloji ya da bir sistem ya da bir teknik değil artık. Çünkü standart bir cerrahimiz var. Zaten bu ameliyatı yapan bütün meslektaşlarımız getirince uzman bu konuda. Mikroskobumuz var, ameliyat mikroskobumuz. Belden bir 3-5 santimlik yer açıp o kasları sıyırıp fıtığın üzerinde sinirin üzerindeki kemik ve ligaman yapıyı alıyoruz ve oradan bir güvenli şekilde mikroskobu getirip büyütme eşliğinde o siniri sıkıştıran, sinire bası yapan o parçaları, fıtığın içinde olan kalanları temizliyoruz. O sinirin rahatladığını, o basının kalktığını, ortadan kalktığını gördükten sonra da kapatıyoruz. Yani bu yaklaşık 45 ila 1,5 saat arasında bir işlemdir. Yani 45 dakika, 1 saat içerisinde bu ameliyat normal şartlarda yapıyoruz. Eskisi gibi değil yani. Eskiden çünkü daha bir kaba, mikroskopsuz yapılan bir şeydi. Belki saatler sürüyordu. Biraz daha geniş bir şekilde kesiler. Tabii. Şimdi öyle değil. Artık küçük bir kesi, estetiği bozmayacak kadar. Büyük bir mikroskop ve o cerrahi 1 saat içerisinde bitiyor. Zaten hastalarımız ameliyata giriş anını bir de çıktıktan sonra bizi görüyorlar. Aradaki kısım yok. Ve %90 doğru hastada, doğru ameliyatta, %99 hastada, hatta %100 hastada yukarıda güler bir yüz ve şeyle karşılaşıyoruz. Çünkü hani bunu Enem Hanım çeken bilir denir tabii, ya. Tabii, bunun ağrısı evet gerçekten çok dayanılmaz bir ağrı. Evet. Ve birçoğu ameliyat olana kadar günlerdir, belki aylardır uykusuz ağrıdan ötürü ve ameliyat sonu gerçekten çok konforlu bir gece oluyor. Yani o kadar ertesi sabah, çünkü biz hastayı gördüğümüzde hep dedikleri şey, hocam Allah razı olsun ilk defa aylar sonra uyudum. Uyudum. Evet, yani doğru hastada, doğru ameliyatta çıkan sonuç bu oluyor. O yüzden hastalarımız böyle bir şey olduğu zaman korkmaktan ziyade ihmalden korksunlar. Evet. Yoksa ameliyatlar artık dediğim gibi, ve biz bugün ameliyat ettiğimizi sabah yani akşamına gönderiyoruz. Genelde ben bir gün tutuyorum. Bir gece kalıyor hasta. Ertesi gün gidiyor. Öyle eskiden de duymuşsunuzdur. 3 ay 5 ay tahtalar üzerinde yatma, vücut alçıları gibi şeyler kalmadı. Yani bugün oldu, akşama ya da sabahına evine gidiyor. 10-15 gün sonra da büyük bir çoğunluğu 20. günde normal günlük ya da meslek iş hayatlarına devam etmeye başlıyorlar. Süre bu kadar, yani ne kadar sürede iyileşiyorlar diye soracaktım ben de size. Maksimum 15 gün. Şöyle, ameliyattan sonra ilk bir hafta 10 gün evde, daha fazla istirahat, daha az oturma, sadece yemek yemek kadar. Onun dışında istirahat etmelerini, ufak ev içi hareket etmelerini istiyoruz. 10. günden sonra yavaştan dışarıda bakkal, pazar gibi yürüyüş yapacak alanlara gitmelerini istiyoruz. Zaten 20. günde artık, 15. günden itibaren hastalar kendileri kalkıyor, yatıyor, ev dışına çıkabiliyor, hareketlerini yapabiliyorlar. Ama genelde bir ay kontrolü elden bırakmamak lazım. Bir ay, 3 ay, 6 ay, ben hep bunları şey yapıyorum, söylüyorum. İlk bir ay atlattıktan sonra 3. aya kadar yani dikkat edecekler. Ama her zaman içinde şunu akıllarından çıkartmayacaklar. Bu öyle bir hastalık ki, oldu bitti geçti, yani ben hep onu derim. Ameliyat öncesi halini unutma. Evet. Yani
ona geçti göre bitti artık deme. Hayatı yani devam evet, ona göre gerekiyor. Lütfen şimdi onları anlatırım olmazsa çünkü burası daha önemli bence. Evet. Şimdi ben şurayı da merak ediyorum tabii hocam. Şimdi cerrahi işlem gerçekleştirildi. Ertesi sabah dediniz ki hastam mutlu bir şekilde ve çok rahat bir uyku bile uyudum diyerek evet. uyanıyor. Peki evet. bunun sonrasında başka bir tedavi gerekiyor mu? Bir ilaç tedavisi söz konusu mu? Bunu da atlamayalım isterseniz. Sonrasında evet. Artık hayatlarını başa dönmemek adına nasıl sürdürebilirler? Evet. Yapılması gereken egzersizler de var. Tabii onları ki. Da aktarın. Tabii ki. Şimdi ertesi sabah genelde biz hastanın yara yerini pansumanla yapıyoruz, kaldırıyoruz, yürütüyoruz. Hı hı. Bakıyoruz her şey yolunda. Tabii ilk başta ilk kalktığında 1-2 gün ameliyat ağrısı olacaktır belindeki. Muhakkak. Ama bacaktakiler geçmiş oluyor. Birçok hastada uyuşma biraz daha ilerleyen zamanlarda geçiyor. Hı hı. Ağrı gibi çabuk yanıt vermiyor uyuşma. Daha hı hı. zaman alabiliyor. Hı. Bir hafta 10 gün daha hastalara bu anti-enflamatuar dediğimiz oradaki yangı, halk arasında yangı denir ya, o yangıyı azaltacak, ağrısının daha konforlu olmasını sağlayacak ilaçları almasını istiyoruz. Hı-hı. Antibiyotik verebiliyoruz bir hafta 10 gün. Çünkü cerrahi geçirdi bir Hı-hı. açık bir yara artık Tabii. oluştu. Hı-hı. Onun dışında ekstra hiçbir şey vermiyoruz. Yani bir hafta 10 gün içinde Hı-hı. antibiyotiğin ağrı kesicisini alıyor ve bitiyor. Zaten çoğu hastamız ağrıyı geçirdiği için ve ameliyat olana kadar çanta ağrı. İlaçlar kullandığı için ikinci üçüncü günden sonra ilaca şey duymuyor zaten ihtiyaç duymuyor. Onun dışında çok ekstra bir uyuşması kalan yani hemen iyileşmeyen hastalarda daha uzun süreli bu fıtığı çekerek ameliyata gelenlerde bazen yeni çıkan daha çok fizik tedavi uzmanlarımızın önerdiği kullandığı ilaçlar var. Belki onlardan seçilmiş hastalara başlanabilir. Ondan sonrası tamamen artık en önemli kısmı bence bu. Kişinin kendi doktorluğunu yapma aşaması başlıyor. Nedir bunlar? Bir kere şunu unutmamaları gerekiyor. Bu hastalık genellikle bir basınç artması. Ki basınç artması demek bir hapşurma da o fıtığın basıncını artırabilir. Bir şeyi zorla ıkına sıkına kaldırmak bunu yapar. Her şeyden önce biz ne demiştik? Omurga yükü taşıyor ve yük bindikçe bası artıyor. Peki yükü bindirmemek için ne yapmak gerekiyor? Kilo almamak gerekiyor. Çünkü en kritik nokta. Tabii yani kilo eşittir baskı demek aslında. Evet. Ve inanın hani kilolu hastaların ameliyatları da daha bizler için zor. Sıkıntılı geçiyor. Tabii çünkü küçük, daha atletik, daha genç bir hastada buralara bu ameliyatı yapıp ulaşmakla daha yaşta, daha kiloda bir yağ kitlesi artmış birinde buralara ulaşmak daha zor daha oluyor. Zor, tabii. Tabii. Ve iyileşme süreçleri de buna paralel daha farklı oluyor. Yani hani genç ve zayıf hastalarda iyileşme daha hızlı olurken şişman diyeceğimiz ya da kilolu diyeceğimiz hastalarda bu süreç de zor oluyor. Uzayabiliyor. Tabii. O yüzden birinci öncelik kilomuzu kontrol. Varsa fazlalardan kurtulmak. İdeal kilodaysak da onu muhafaza etmek. İkincisi çok ayakta durmak, çok oturarak iş yapmak. Bunlar bizim bel fıtığı ameliyatı olmuş olmamış bütün insanlardan istediğimiz şeyler. Yani çok ayaktaysak biraz oturalım, çok oturduysak biraz yürüyelim. İkisi birden olduysa biraz istirahat edelim. Vücut postürü dediğimiz işte yana eğri, böyle bir garip bir pozisyonda sürekli kalmayalım. Özellikle bizim ülkemizde çalışma koşullarımız ağır. Yani birçok insanımız ağır şartlarda, ağır beden iş yaparak, yüküyle. Evet, beden yüküyle çalışıyorlar. Lütfen daha kontrollü ağırlık kaldıralım. Yani bir belden eğilmekten ziyade dizimiz üzerine eğilerek bir ağırlığı kaldıralım. Ani hareketlerden lütfen uzak duralım. Bir anda böyle çoğumuz yataktan da fırlayarak kalkarız. Ki doğru şeyler değil bunlar. Aslında yatarken ben hep onu da söylüyorum. Hafif yana kalkıp doğrularak uyanmak, tekrar yatağa geçerken de oturup yana yatıp tekrar sırt üstü devrilmek, bir ayakkabı bağlarken diz üzerinde yapmak bile basit ama çok ciddi koruyucu hareketler. Bunlar altın öneriler ama bir de şunu hep altını çizdim bugüne kadar, her hastaya da söyledim. Lütfen günlük düzensiz egzersiz yapalım. Ki biz hani yüzme bu konuda çok başarılı ama bizim şartlarımızda herkes yüzmeye
şeye ulaşamıyor. Yani evet. Her yerde rahatça bir havuz bulup yüzme şansı yok. Ama ne şansımız var? Yürüyüş yapabiliriz. Yani bunu her yerde yapabiliriz. Yağmurda da yapabiliriz. Evet. Karda da yapabiliriz. Ama lütfen bunu yapalım. Çünkü en güzel egzersiz bu. Hem amaç zaten nedir? Omurga yükü taşıyor ama bel ve sırt kasları da buna destek oluyor. Evet. Biz bunu canlandıracağız ki, bu kasları güçlendireceğiz ki omurgaya destek olsunlar, fıtık oluşmasına engel olsunlar. Bunu da en iyi yapacağımız yol dediğim gibi yüzme olmuyorsa yürüyüş. Yine düzenli yapılabilecek pilates hareketleri ama öyle internetten bakarak değil. Bunu uygun kişilerin, bilen kişilerin bel anatomisine cerrahi geçirenler de yapılan cerrahiye destek olacak şekilde hareketler kişiler, yaptırması gerekiyor. Çok ağır bir cerrahiden çıkan, çok uzun süre bu hastalıkla mücadele edenlerde de ameliyat dönemi ilerleyen zamanlarda destekleyici fizik tedavi yapılabilir. Bu tarz egzersizler de önemli. Ama genel anlamda özetleyecek olursam lütfen yatmamıza, oturmamıza çok dikkat edelim. Evet. Kilo almayalım. Ağır kaldırma işini lütfen mümkün olmasa olmasın, kimse yapmasın. Ama yapacaksak ya destekli ya çoğul yapalım. Ve cerrahi sonrası genellikle sigara içiyorsak içmemekte ya da içmek zorunda kalınıyorsa bağımlılıktan az içmekte fayda var. Çünkü sigarada cerrahi sonrası yara iyileşmesini, oradaki doku oluşturmasını geciktiriyor. Evet. Bunlar benim aklıma gelen ve yapılması altın kurallar diyelim. Peki bir de şimdi tekrar o yanlış bildiğimiz kulaktan dolma bilgilere geri dönelim. Bu egzersizlerden bahsediyoruz biz ama diğer taraftan da işte ayağınıza minik bir yastık koyun, ayağınızı hareket ettirin. Doğru mudur, yanlış mıdır? Doğru olsa bile o ağırlık oldukça önemli. Tabii. Şimdi zaten doğru uygulama nasıldır diyelim. Ben genelde herkesin ameliyat sonu yürüyüş yapabileceğini düşünerek bunu yapmalarını istiyorum. Oysa ki bunun tabii bir ekip işi. Mesela bizde broşürler var. Ameliyat sonrası yapılacak hareket. Şimdi burada gösterme şansımız tabii ki yok ama ameliyattan sonra bacak germe, indirme, geri çekme, ileri itme, bel kaslarını güçlendirici egzersizler var. Biz bunları hastalara veriyoruz. Diyoruz ki 10 gün sonra şunları şunlara başla. 15. gün diğer şunlara geç. Aynen zaten broşürde ya da o şeyde görünüyor. Onlar bilinçli ve yapılması önerilen, bu kısmı destekleyen hareketler. Ama kulaktan dolmalara işte yine dur diyorum. Yani diyeyim. Çünkü o kaş yaparken göz çıkartmaya dönebiliyor. Evet. Yine imkan varsa cerrahi sonrası fizik tedaviyle o daha bilinçli egzersizler yaptırılıp o kaslar güçlendirilebilir. Benim önerim şu, bizlerden aldıkları öneri ve broşürlerdeki egzersizleri tercih etsinler. Yani bizim en büyük sorunlarımızdan bir de yine siz de daha önce biraz önce bahsettiniz bu internetteki arama motorlarındaki hekimlik bizden daha önde gidiyor maalesef. Çok yani, hızlı gidiyor. Evet, biz bile bazen onlara şey yapamıyoruz. Onlara değil de bu konularda. Hani belki bir elektronik cihaz alırken ya da bir internet üzerinden alışveriş yaparken oraya itibar edilebilir ama bu konuda etmesinler. Bu konuda lütfen bize danışsınlar. Evet, kesinlikle. Şimdi en kritik sorulardan birine de gelelim. Herkesin aklında olan. Aslında ipuçlarını sohbetimizin başında vermiştiniz siz. Tekrar bel fıtığı olur muyum? Şimdi uzun bir omurgadan bahsediyoruz. Bunun cevabı burada yatıyor zaten zannederim. Evet. Şimdi fıtık, biz lomber bölge yani lomber disk hernisi demiştim Latince ismi. Halk yani genel anlamda bel fıtığı. Şimdi lomber bölge L1 dediğimiz kemikten başlıyor. S1 dediğimiz kemiğe kadar. Yani L1, L2 fıtığı sağlı sollu. İşte L2, L3 fıtığı sağlı sollu. L3, L4 sağlı sollu. L4, L5 yine böyle. Yani biz örneğin sağ L4-5'teki basıyı kaldırdık. Sol tarafı var, aşağısı var, onun karşısı var, yukarısı var, karşısı var. Şimdi bir de orada siz ameliyatla... Üç katlı çift daire. Tabii ki. Aynen öyle. Çok güzel benzettiniz. Siz orada bir ameliyatla bir takım anatomik yapıları bozuyorsunuz. Kemik alıyorsunuz, ligaman kopartıyorsunuz. Aslında orayı daha hassas hale getiriyorsunuz. Bu da şunu getiriyor beraberinde. Alttaki ve üstteki fıtıklar aslında yük dağılımı biraz bozulacağı için şeye aday hale geliyor. Daha kolay fıtığa aday hale dönüşme geliyor. Tabii. Genelde de bu fıtıkların birçoğu hani bu dediğim gibi aşağısında, yukarısında ya da yan tarafındaki fıtıktan gelişebiliyor. Ama
Şimdi biz sonuçta ne kadar mikroskopta da yapsak belli bir alanı görebiliyoruz. Yani o fıtığın böyle kayan kısmı bizim gözümüzün ve mikroskopumuzun sahasına giren kadar yeri alıyoruz. Siniri rahatlatacak kadar yeri alıyoruz. Evet. Orada kalan parçalar tekrar oluşup oradaki tam boşalmamış diskin dediğimiz tekrar yukarı ameliyat sahasına gelip tekrar aynı yerden olması baskı da var. Uygulaması. Bizim aslında nüks dediğimiz eylem hanım aynı yerden olması. Nüks etmesi. Yani adından belli ki bu hani anormal bir şey değil. Çünkü tabii ki olması istenmeyen bir şey. Ama genelde hastalardan ben bunu görüyorum çünkü diyorum ya üçüncü gün hiç olmamış o sanki o hastalığı o şikayetleri yaşayan kendi değilmiş gibi yaşantısına devam ediyor. Ben belli biz hep öneriyoruz bir ay iki ay üç ay şunları sakın yapma sakın yapma sakın yapma. Sonra tabii hastayı biraz sorguladığınızda çıkıyor. Evet. İşte ya koltuk kaldırdım süpürmeye yani işte çıkıyor. Çünkü orada bir ters hareket, bir basınç artması, ameliyat sahasında yeni hani kendini olgunlaştırmamış, iyileşme üzere olan bir fıtık parçasını tekrar sinirin yanına ya da çevresine gönderebiliyor. Yine onu da çok basit bir şekilde anlatabiliriz. Parmağınızdaki küçük bir yaranın kabuğunu devamlı kaldırırsanız o yara hep devam edecek. Aynen öyle. Yani onun için oraya yüklenmemek işte, gerekiyor. Evet, artık. Bir de bu çok önemli. Yani hani bir şeyi biz 2 ay 3 ay lütfen buna dikkat edin diyorsak biz bunu tecrübesini çok gördüğümüz için diyoruz. Yani çünkü hasta ameliyat oluyor gidiyor ama bize her gün öyle bir yığın hasta oluyor gidiyor. Biri tekrar geliyor dediğini yapmayarak biz onları tecrübemiz olduğu için diyoruz ki bak sakın bunları yapmayın. Ama ne kadar dersek diyelim anlık bir şey. Yani mesela hiçbir şey olmasa torunu gelip kucağına atlıyor babaannenin ya da dedenin. Çekilemeyeceğine göre tutuyor. Evet. Bu bile bazen şey sebebi olabiliyor. Evet. Yani kurallara uyulduğu sürece, bizlerin sözünü dinlenildiği sürece bu işin aslında oluşma ihtimali zayıf. İmkansız yok, kesinlikle olmaz diyemeyiz. Bu çünkü zaten olayın anatomi, fizyoloji hepsine aykırı. Evet. Olabilir, yine olabilir ama söylenenler yapılırsa minimal düzeyde olur. Evet, bu söylediklerinizin hepsine riayet ettikten sonra da gayet rahat. İşte o ilk zamanda yaşadığı ağrısız günlere geri dönebilir ama o aynı şeyi koronavirüste de söylüyoruz. Eski normaller olmaz artık hayatımızda, yeni normaller var. Aman buna dikkat diyoruz. İşte bu ameliyat öncesi ve sonrası da yine aynı. Şimdi hemen araya gireceğim. Aslında eski fıtık ameliyattan sonra eski normali hasta her zaman dönüp onu idame ettirebilir. Mesela şimdi bu ameliyatı olan futbolcular var. Tabii. Büyük takımlarda yurt içinde de yurt dışında oynayan eski normallerindeler şu an. Yani ameliyat oldular yine aynı futbolu ya da basketbolu oynuyorlar. Ama kurallara uyarak. Evet ama işte trik nokta burası. Yani kurallara uyarsanız bu geçerli. Yoksa zaten vücut size cevabını veriyor. Evet, hemen geri dönüşünde tabii. Hocam çok değerli, çok kıymetli bilgiler verdiniz. Çok sağ olun katılım gösterdiğiniz için yayınımıza. İlerleyen zamanlarda biliyorum ki işte beyin ve sinir cerrahisi oldukça geniş bir uzmanlık alanı. Diğer konularda da yine sizin fikirlerinize ve uzmanlığınıza başvuracağız her muhakkak zaman. Ki. Çok memnun olurum. Ama bugün bel fıtığını gayet güzel anlattık diye düşünüyorum. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, bugün güncel programında Denizli Cerrahi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Sayın İlker Solmaz bizlerle birlikteydi. Bel fıtığını anlattık ama dediğimiz gibi beyin ve sinir cerrahisi aslında oldukça kapsamlı, birçok hastalıkla ilgileniliyor. Sadece bel fıtığı değil, boyun fıtığı, bel kayması, omurga eğriliği, omur ve omurga tümörleri, beyin tümörleri, bunların hepsi yine Sayın Solmaz'ın uzmanlık alanında ilerleyen dönemlerde biz kendisinin dediğim gibi uzmanlığından faydalanacağız muhakkak ki ama bugünlük noktalayalım. Bir başka programda buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.